Arkadaşlar merhabalar bu videomda temel kavramlar ve doğruda açılar konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 7'deyiz ve şu örnekte kalmıştık arkadaşlar. Evet soruyu bir okuyalım ama bu soruyu yapmadan önce bir katlama var arkadaşlar. Burada ben size katlama ile ilgili bir temel yapıyı anlatayım. Bir soruya girmeden önce şeyi yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu yeni nesil bir soruya çevirdim arkadaşlar. Nasıl çevirdim ondan da bahsedeceğim biraz sonra. Öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Bir üçgen olduğu zaman arkadaşlar mesela şöyle bir üçgeni katladığımız zaman ne oluyor? Aslında katlama soruları ÖSYM ÖSYM'nin kibar bir dili diyebiliriz arkadaşlar. Önceden bir doğruya göre simetriydi ya da bir doğruya göre yansımasından bahsediyordu arkadaşlar. Şimdi artık biraz kibarlaştı katlama diyor. Katlamalar da aslında öğrenciye önceden biraz itici geliyordu ama şimdi daha cazip geliyor. Ve çoğu öğrenci de öğrendi. Siz de öğreneceksiniz arkadaşlar. İyice öğreneceksiniz daha doğrusu. Tamam ilk katlama sorusu olarak belki bu soru zor soru olmuş olabilir arkadaşlar. Ama e, önemli olan burada da doğruda açılarda da bir katlama mantığı göstermek istedim. Onun için şöyle bir soru yazdım arkadaşlar. Katlama dediğimizde ne oluyor? Arkadaşlar bir üçgeni katladığımızda bakın. Şöyle bir üçgeni şu doğru boyunca katladığımızda. Ben bu doğru boyunca katladığım zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şu katlanmış hali buraya düşüyor arkadaşlar. Bakın. Şu üçgen katlanmış hali burası oluyor. Bak katladığın zaman buraya geldi. Belki ÖSYM bak şunu da yapar. Katlanmış hali böyledir der. Şurasını böyle kapatır iyice buraya. Yani şu şekilde şöyle çizer mesela. Gelir şöyle çizer. Katlanmış hali buysa der mesela. Tamam mı? Katladınız. Katlama soruları gördüğünüz zaman zaten siz eski haline de açacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde eski haline açacaksınız. Katlamalarda temel mantık şudur. Yani aslında bu doğruya göre simetriğini almış oluyorsunuz. Hangi doğruya göre? Şu katlama çizgisi bu çizgi değil mi arkadaşlar? Buna göre simetriğini almanız demektir. Ama ÖSYM ne yaptı? Kibarlaştı diyelim katlama diyerek. Evet sen bunu böyle katladığın zaman. Arkadaş bu üçgen bunu buraya mı geldi? Evet katlama sorularında eski haline geri açacaksın üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Çünkü bu kenar buraya geldi. Bu kenar buraya geldi. Birinci mantık bu. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Ve üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bu açı buraya yapışacak. Bu açı da buraya yapışacak. İşte temel mantık budur arkadaşlar. Katlama çizgisi nedir? Burasıdır. Katlama çizgisine dikkat ederseniz. Bakın şuraya da katlama çizgisi yazayım. Katlama çizgisi. Buraya dikkat edecek olursanız katlama çizgisi ne oluyor arkadaşlar? Eğer bir köşeden bir açıdan çıkmışsa ve o doğru o açının üstüne konulmuşsa arkadaşlar bu doğru öbür doğrunun üstüne konulmuşsa o katlama çizgisi açıortay doğrusu oluyor arkadaşlar. Tamam? Açıortay doğrusu oluyor. Şimdi gelelim şuraya. Bakın soruya bakalım arkadaşlar. Şekilde AB paralel ED ve BCD açısı 130 derece olan bir kağıt parçası gösterilmiştir. Kağıt B noktasından katlandığında C eleman AB oluyor. Belki ÖSYM sorsa katlanılmış halini gösterir. Şekil 1 der. Sonra ikincide de katlanmış halini gösterir. Şekil 2 der. Katlanılmış halini gösterirse ki genelde böyle yapıyor. Ama bunun katlanılmış hali sizin kafanızı biraz karıştıracağı için hiç oraya girmek istemedim arkadaşlar. Tamam kabul ediyorum. Zor bir soru ama anlamaya çalışın lütfen. Katlamayla ilgili mantığı Kavratan güzel sorulardan biridir arkadaşlar. Şimdi burada ne anladık biraz önce? Katlama çizgisi açı ortayda olsun. Bak dikkat et. Kağıt B noktasından katlandığında. Kağıt B noktasından katlayacağım. Yani şöyle bir katlayacağım. Şunu şöyle katlayacağım. C noktası nereye geliyormuş? C noktası buraya bir yere geliyormuş. O zaman ben bunu katladığında. Bu doğru buraya geliyorsa. Şöyle bir katlama çizgisi mi olacak arkadaşlar? Değil mi? Katlama çizgisi şöyle bir doğru olacak arkadaşlar. Bunu bunun üstüne katlayacağım. C bunun üstüne geldi. Katlama çizgisi nasıl bir doğruydu arkadaşlar? Açı ortay doğrusuydu. Dikkat. Peki öbürüne geldik şimdi. Kağıt D noktasından katlandığında D noktasından katlanacak C eleman E'de oluyormuş. CD bu sefer böyle bu noktaya bir yere geliyormuş arkadaşlar. Şuraya bir yere gelecek. Katladığımız zaman. E hocam ben bunu da böyle katladığım zaman bak şunu da şöyle katladığım zaman D köşesinden katladığım zaman katlama çizgisi D köşesinden mi geçecek? Evet. Katlama çizgisi D köşesinden geçecek ve katlama çizgisi nasıl bir doğruydu arkadaşlar? Açıortay doğrusuydu. Yani bu da ne olmak zorunda? Açıortay olmak zorunda. Dur. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Önceden bu soru nasıldı biliyor musunuz? Bak. Önceden bu soru şöyleydi arkadaşlar. Şu bir açıortay, şu bir açıortay doğrusuydu. Bakın, kitaplarda da çok görürsünüz zaten bu soruları. Yeni nesil soruya nasıl çevirdim? Ulan dedim. Şu açıyı açıortay olacak şekilde ne yapabilirim? A katlama yaparsa maç ortaya doğrusu elde ederim diye düşündüm. Ve düşünün sizin karşınıza bu soru gelse ve şuradaki açı sorulsa siz bu soruyu allem edip kullem bulamaz mısınız bulursunuz. Yeni nesilde de o eksik parçayı tamamlayacaksınız. Sonra allem edip bulacaksınız bu soruyu. Bu kadar basit. Şu eski nesil soruyu sadece yeni nesil soruya çevirdim arkadaşlar. Alışacaksınız. Yavaş yavaş alışacaksınız. Öyle ilk kitapta da olmaz tabii ki. Hemen olmaz. Ama şu kavramı iyi anlayın arkadaşlar Ye, yeni nesil sorular dediğimiz şöyle hikayeli sorular daha doğrusu ya da e, şekilde her bir parça olmayabilir bize çizdirdiler bazı şeyleri eski nesil soruların aynılarıdır korkmayın gözünüz kesinlikle ama kesinlikle korkmasın yapabilirsin her türlü yapabilirsin hiç merak etme Evet gençler madem böyle bir şey geldi bu soruyu yapmanın farklı farklı yöntemleri var tabii ki ama hocam şuraya A diyecek olursam buraya da B diyecek olursam. Şimdi şuraya baktığımız zaman ne var arkadaşlar? Belki bazıları şöyle uzatır. Hocam bak böyle bir M kuralı var 130'a. 180 2 B 180 2 A deyip öyle yapabilirsiniz. Ya da uzatmadan önce şurada bir M kuralı yok mu arkadaşlar? Şöyle bir M kuralı var değil mi arkadaşlar? Yani direkt A ile B'nin toplamı şurasına eşit oluyor. O zaman burası A artı B oldu. Aa, A, A artı B'yi yazınca insanın beyni şuraya yoğunlaştı. Hocam burada bir dörtgen oldu. Dörtgenin iç açıları toplamını biliyoruz arkadaşlar. Kaç derece? 360 derece. Bakıyoruz kaç tane A var? 2 tane A var. Bir de 2 tane B var. Bir de 130 var. Bunların toplamı kaç olacak? 360 olacak. 2A artı 2B buradan 230 oldu. Değil mi arkadaşlar? A artı B'yi de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 115 derece olarak bulduk. Ama ne diyor? Bak bu katlama çizgileri arasındaki açı kaç derece olabilir diye soruluyor. Evet bizden ne isteniyor o zaman? 115 isteniyor. E 115 şıklarda yoksa ne yapacağız arkadaşlar? Katlama çizgisi bu. Katlama çizgisi bu. Arasında kaçı? 115. Ama bu doğrular arasındaki kaçı? Sadece burası değil ki. Burası da var. Burası da var. Yani cevabımız 65 derece. 180'e tamamlayan açısı da olabilir arkadaşlar. Cevap ya 115 derece arkadaşlar ya da kaç derece? O 65 derece arkadaşlar. Şıklarda hangisi varsa. Tamam mı gençler? Olay bu. Temel mantık bu. Yani sen eski nesil soruları biliyorsan yeni nesil soruları da yapabilirsin. Öncelikle bu yargıyı e, şey yapmak istiyoruz arkadaşlar, kırmak istiyoruz. Hep bütün soruları rahat bir şekilde yapabilirsin. İşte ben burada bu işin bu sırrını veriyorum arkadaşlar. Bu arada da bu katlama olayı şimdilik ilk etapta size zor gelecek ama her konuda katlamayla ilgili sorularım var. Ve ÖSYM şu arat zaten katlamaya takık durumda arkadaşlar. Büyük ihtimalle sınavlarınızda da gelecek zaten. Katlamanın temel mantığını ilerleyen videolarda daha iyi ve daha net bir şekilde anlayacaksınız. Ve hiçbir soru kaçırmayacaksınız merak etmeyin. Evet gençler geldik şu soruya. A ne var bunda kardeşim? Böyle bir kural vardı. Kurala gerek var mı? Yok tabii ki. Ne yapıyoruz? Sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Çizdiğimizde A U kuralı toplamları 180 30 kaldı. Hocam tamamı 140'du. 110 kaldı. Yine aynı şekilde hop böyle bir sivrilen yerden paralel çizersek arkadaşlar e, toplamları 180 yapacak. U kuralından dolayı buraya ne kaldı? 70 kaldı. 110'u 180'e tamamlayanı 70. Hocam 130'dan 70 çıktı. Buraya ne kaldı? 60. Burada da aynı şekilde U kuralı var arkadaşlar. Toplamları 180 yapacak. O zaman buraya 120 kaldı. A da tamamı 160 dereceydi. Buraya da 40 kaldı. E, gençler şurada da bir paralellik var ya Z'den dolayı burası 40 ise burası da kaç olmak zorunda? 40 olmak zorunda. Yani alfayı kaç bulduk böylelikle? 40 derece bulduk arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabını da 40 bulduk. Hiç formüle gerek kalmadı. Şimdi geldik buraya. 80. Bazı arkadaşlarınız tamam sıkıntı yok. Kalem ucunu biliyorsa hani şuraya AA buraya da BB diyeceğimiz belli. Kalem ucunu biliyorsanız A 2 A artı 80 artı 2 B eşittir 360 diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben mesela kalem ucuna karşıyım ya yani hani o kuralı ezberlettirmedim ya sen. O büyük ihtimal onu fark etmemişsinizdir. Şimdi soruya baktığınızda siz neyi kullanacaksınız kardeşim? Hocam 80 var burada da 80 var. Buradaki 80 biraz karışık zikra kullanacağız gibi ama öncelikle bu 80'i kullanmak daha mantıklı geldi. Değil mi? Beyin öyle diyor. Bu 80'i kullanamıyorum şu anda. E paralel doğrular verilmişse ne yapıyorduk arkadaşlar? Paralel doğrular uzatıyorduk. Hop uzattık hop uzattık. Uzattığın zaman 80'e baktığın zaman ne fark ediyorsun? Bir M kuralı fark ediyorsun. Hocam M kuralı fark ettiysek o zaman bana burada kaçı lazım? Yani burası 180 eksi 2A. Hocam burada kaçı lazım? Burası da 180 eksi 2B. E şununla şunun toplamı 80 yapacak. Topla o zaman 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B. Kaça eşittir arkadaşlar? 80'e. Eksi 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa atıyorum. 2A artı 2B yaptı. 80'i e buraya attım. 100. 180' ile topladım 280 o zaman a artı B 2'ye böldüğüm zaman kaç derece yaptı gençler 140 derece yaptı a artı B'yi bulduk şimdi x'e bakıyoruz ve 80'inde kullanacağız arkadaş buraya baktığımız zaman bakın tekrar şunu söyleyeyim ee, onlarca çözüm yöntemi mutlaka var arkadaşlar biz mantıklı olanı seçmeye çalışıyoruz e, buraya baktığım zaman paralel doğrular arasında hocam bir sivrilen yer bir daha sivrilen yer var tek bir sivrilen yer olsa M kuralı aklımıza gelir İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Hocam şuradan bir paralel çizsem. A, M kuralı var diyebilirsiniz. Burada da şurada U kuralını kullanabilirsiniz. Z'yi kullanabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Bir sürü çözüm var arkadaşlar. İstersen buradan çiz. Hocam Z'den dolayı işte burası B dersin böyle. 80 eksi B dersin buraya. A hocam şurada da bir M kuralı var. Şu açıyla şu açın toplamı X diyebilirsiniz mesela. Ya da buradan çizdin. E buradan da çiz. E sonra Z'den dolayı A. işte Z'den dolayı B falan filan yine her türlü bulursunuz cevabı. Ya da şuraya baktığımız zaman siz biraz da şeycisiniz ya kuralcısınız ya şuraya baktığınız zaman arkadaşlar şey mi görüyorsunuz bir değil de bir tane sivrilen yer olsa direkt M kuralı. Ama birkaç tane sivrilen yer varsa ne var arkadaşlar burada bir zikzak var mı var şu paralel doğrultuda zikzak sola bakan açı sağa bakan açı sola bakan açı sola bakan açıyı almayacağız nereye alacağız sağa bakan. Yalnız şu mavide Burada da sağ bakana çalacağız. Ama hocam bu açı şuraya kadar kaç arkadaşlar? 180 eksi 2 ile a'nın toplamı. Burası kaç yaptı? 180 eksi a yaptı arkadaşlar. Sola bakanlar x artı b. x artı b eşittir. Sağa bakanlar da 180 eksi a artı 80. 180 eksi a artı 80. Hocam eksi a'yı buraya atayım. x artı a artı b eşittir. 260 yaptı. a artı b zaten 140'tı. Attık öbür tarafa x de buradan 260 eksi 140 çıktı. Yani x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 120 derece olarak buluruz. Ya da farklı bir çözümden daha mı yapsam acaba? Dediğimiz gibi arkadaşlar zikzah falan da bağımlı kalmak zorunda değilsiniz aslında. Şu zikzahı sileyim isterseniz. Hiç böyle şeyle de uğraşmayayım isterseniz. Arkadaşlar şimdi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şu uzatmalarla falan da mesela şunu uzatabilirsiniz böyle ama şekil karışıyor gibi şunu uzatabilirsiniz böyle böyle uzatmalarla da işleme e, sonuç bulabilirsiniz. Tabi doğru da açılarda bu uzatmaları yapmak mantıklı. Hocam bak burada şunu uzatınca bunlar paralel ya. Z'den dolayı burası B yaptı. A 80 ise burası da zaten 100. Hocam burada bir dörtgen çıktı. Buradan da sonuca ulaşabiliriz. A artı B artı 100 artı X. A artı B artı 100 artı X eşittir. 360 yapacak. Hocam dörtgen ama daha dörtgeni görmedik. E kardeşim bunu uzattın ya. Şunu da şöyle uzatabilirsin. Üçgen de yapabilirsin yani. Sana kalmış. Ama dörtgen. Dörtgen iç açılarını zaten biliyoruz arkadaşlar. Neyse buradan A artı B'yi kaç biliyorduk biz zaten arkadaşlar. A artı B'yi 140 bulduk. Tabi öncelikle bunu yapmalıydık zaten. A artı B 140. Şu ikisini topladığımız zaman 240. 360'tan 240 çıkınca da x'i buradan 120 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz soru kolay bir soru. Rahat bir şekilde yapabileceğimiz bir soru. Tabi çözüm yöntemi size kalmış. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama her zaman söylüyorum doğru açılarda çözüm yöntemi onlarca çözüm yöntemi var. Ama diğer bütün konularda da onlarca çözüm yöntemi var diyemiyoruz. O biraz şehir efsanesi bana göre. Benim yorumum yani. <laughs> evet o konulara geldiğimiz anda onları da gösteririz. Geldik buraya. Bak geçen sene de vardı bu pano sorusu. Ve bu sene mesela da TYT sınavı olmadı ben bu videoyu çekerken tabi de ee, geçen bu seneki 2021 Tayfadaki MSÜ sorusu diyebiliriz arkadaşlar de çıkmış bir soru aynısı değil mantığı aynı arkadaşlar benzeri ya panonun içerisine işte dikdörtgenler kareler koydu mesela acilde aynısı var acil kitabında da aynısı var şimdi ne demiş arkadaşlar okuyalım soruyu. dikdörtgen şeklindeki bir panoya eşkenar üçgen ve x kenar dik üçgen biçimindeki tablolar ee, birer kenarları panonun kenarlarına paralel ve birer köşeleri çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Evet şuradaki olayı anlatmış. Buna göre iki tablo arasında kalan alfa kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu x kenar dik üçgense burada kaçı kaçar derece? 45'er derece. Hocam bu eşkenar üçgense burada kaçları da yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. Şimdi verilen bilgileri kullanacağız. Bu kenarlar neymiş arkadaşlar? Belki şey yapacağız belki şey yapmayacağız. Şu kenarla şu kenar birbirine paralelmiş. Birer kenarları da tablonun kenarlarına paralelmiş. X kenar dik üçgenin ve eşkenar üçgenin. Yani şu kenarla şu kenar paralel. E biz paralel doğruları zaten kendimizi bildik bileli. Ne yapıyoruz? Paralel doğruları uzatarak yapıyoruz. Ama öncelikle şunu da söyleyeyim. Verilen bir bilgiyi kullanmadım. Verilen bir bilgi bu dikdörtgen şeklindeki bir pano değil mi arkadaşlar? Evet. Yani dikdörtgen şeklindeyse buradaki açıları da 90'ar dereceleri de koy. E şu an buradan bir şey gelmeyecek gibi. Gelse gelse şununla şu paralel ya. 90 ise buraları 90 derece diye yöndeşlikten yapıştırabiliriz. Peki yukarıdaki şeye bakayım. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman da şu kenarla da şu kenar birbirine paralelmiş. E biz paralelliği kullanacağız. Paralelliği nasıl kullanacağız arkadaşlar? Tabii ki paralel doğrular uzatarak. Şunu uzattım şunu da uzatayım. Uzattık bir şey geldi mi? Aa 90 burası bak paralel ya burası da 90 ise burası da 90. Ya da 90 ise burası da 90 mı? Evet. Aa hocam burası da 90 Şununla şu paralel şimdi kullanabiliyorum. Bak görüyor musunuz? Burası da 90 yaptı. 45 90 ise üçgen bilgisi çıktı ama olsun. 45 90 ise burası da kaç derece oldu? 45 derece oldu. E artık alfayı bulabilirim. 60 artı alfa artı 45 eşittir 180 yapacağından şurada bir doğru açı çıktı arkadaşlar. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? Alfayı da buradan kaç derece buluruz? Bu 105 yaptı. 180 eksi 105'ten de 75 derece olarak buluruz arkadaşlar. Evet olay bu. Gençler şu çözümü şuraya koyayım isterseniz. Çünkü şimdi burada e, çözümü yaparken soruyu yaparken burada şeyi de yapacağız. Bu arada bu sorunun çözümü tekrar söylüyorum çok farklı çözümler olabilir. Belki şunu uzatırsınız. Belki işte şunu uzatırsınız böyle. Tabi şunu uzatmak daha mantıklı. Belki buradan bir yükseklik çizersiniz ve bu yüksekliği çizip de Şöyle bir M kuralı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yüksekliği çizdiğimizde de şey olacak ama şu paralelliği kullanacağız. Bak yüksekliği çizdiğin zaman da hocam 30 30 burası 30 oldu 30 oldu. Aa şununla şu birbirine paralel ya e, 90 zaten burası 90 dereceyi bulduk. E, 90 derece bulmamıza gerek yok. Şurada 45 45 derecede belli zaten. Şöyle bir M kuralından da 45 artı 30 da alfa diyebiliriz arkadaşlar. Vallahi soru çözümü beni şu sorunun mantığı e, bu çözüme itti anlatırken uzunmuş gibi geliyor ama gerçekten kısa çözümü arkadaşlar gerçekten kısa. İstediğiniz şekilde çözün. Yeter ki verilen bilgileri kullanın. Başka da bir şey demiyorum. Evet, geldik baba soruya. Ya baba soruya derken yani soruda Hüseyin babamın adı da o yüzden baba soru dedim. Aslında baba soru değil. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Okuduğunuzu anladığınız zaman. Yani bir de Yazı dilinde herhangi bir sıkıntı yoksa arkadaşlar. Bu soruyu ben yazdım ya. Genelde de anlaşılıyor. Yani ben bu soruyu sonradan çok düzelttim tabii ki. Ee, ilk başta anlaşılmayan bir dilde yazmıştım. İsterseniz şöyle yapın arkadaşlar. Bu sorular böyle güzel sorulardır. Hoş sorulardır. İlk etapta siz bir yapmaya çalışır mısınız arkadaşlar? Şöyle bir kendinizi yapmaya çalışın. Okuyun. Bakalım anlayabilecek misiniz? Yani ne demek istemiş? Ee, bir şeyler bulabilecek misiniz arkadaşlar? Ve sorunun sonunda da hangi eski nesil soruyu yeni nesil soruya çevirmişim ve nasıl çevir çevirmişim ondan bahsedeceğim. Evet Hüseyin. Hüseyin Kara baba yani babamız. Evet Hüseyin yolda bulduğu bir tel parçasını masanın üzerine koyup aşağıdaki kurala uygun bir şekil oluşturmak istiyor. Bak dikkat. Şimdi masanın üzerine ne koyuyor arkadaşlar? Bir tel koyuyor. Masanın üzerine bir tel koymasında bile bir espri var. Çünkü çünkü ah bir tel olsaydı elimde. Arkadaşlar tel mesela kaleme bakın. Bu kalem, bu kalemi büktüm böyle oldu. Sen bu kalemi şöyle de bükebilirsin. Bak, buradan sonra şöyle yaptın ya büktün ya buradan da böyle de bükebiliriz böyle. Ay düzlemsel olmayabilir havada olduğu zaman. Anladınız mı arkadaşlar? Masanın üzerine koyuyorum ki hep ya sağa ya sola ya sağa ya sola büküm olsun. Başka bir şey olmasın arkadaşlar. Buradaki espri de bu. Masa üzerinde koymasındaki espri bile bu yani. Evet kural belirlemiş arkadaşlar. B köşesi sabit ve telin bakın B köşesi sabit kalacak ve telin masanın üzerinde kalması şartıyla teli şekil 1'deki büküp alfa dar açısı oluştur. Sonraki büküm işlemlerinde bir önceki açının iki katı kadar zıt yönlü. Mesela bu birinci büküm arkadaşlar. Sonra ikinci büküm. Teli bir de buradan bükmüş. Ee, teli bir de buradan büktüğüm zaman şöyle büktüğüm zaman ne olacak arkadaşlar? Buradaki açı bir önceki açının iki katı kadar olacak bir önceki açının iki katı kadar olacak. <laughs> Ve zıt yönlü açı olacak. Alfa ise burası iki alfa olacak yani zıt yönlü. Sonra bir daha bükeceğim. Öyle öyle gideceğim arkadaşlar. Yalnız beşinci bükümde kural dışı hareket etmiş arkadaşlar. Beşinci büküme kadar gelelim. Şu B noktası sabit kalsın arkadaşlar. Şu teli büktüm mesela arkadaşım. Şu teli bükeyim. Burada büktüm. Şöyle büktüm. Alfa açısı oluşturdum. Oluşturmuştum ilkinde zaten. Alfa açısı oluşturdum. Bu birinci büküm arkadaşlar. Alfa açısı oluşturdum. Birinci büküm diye yazayım. İkinci bükümde ne yapacağım? Hop şöyle zıt yönlü şu şekilde ikinci bükümde burası arkadaşlar. Zıt yönlü bir açı oluşturdum. Üçüncü bükümde de bir önceki açının iki katı olan 4 alfa kadar bir açı oluşturacağım arkadaşlar. 4 alfa kadar bir açı oluşturdum. Ee, bu kaçıncı büküm? Üçüncü büküm. Dördüncü bükümde de ne oluşturacağım arkadaşlar? Zıt yönlü ve e, açının iki katı kadar açı oluşturacağım. Yani 8 alfa oluşturdum. Bu dördüncü büküm. Beşinci büküme dikkat. Beşinci bükümü okuyoruz arkadaşlar. Hüseyin beşinci bükümde kural dışı hareket ederek en alttaki doğruya paralel olacak şekilde teli büktüğünde telin dik kestiğini fark ediyor. Aa, tel dik kesiyor. Teli yani tel şu kadar uzunlukta değil. İster buraya büyük ister buraya büyük. Hiç fark etmez arkadaşım. Buraya doğru büktüm mesela. Buraya doğru büksen de aynı şey olacak. Hiç fark etmez. En alttaki doğruya paralel. Yani en alttaki tele paralel. Ve telin dik kestiğini fark etmiş. Bu kaçıncı büküm arkadaşlar? Beşinci büküm. Aa bak soru artık kolay bir soru oldu. Ne sorusu arkadaşlar bu? Sa sağa bakan sola bakan sağa bakan sola bakan sağa bakan. Sağa bakan açıların toplamı 8 alfa ile 2 alfanın toplamı 10 alfa eşittir. Sola bakan açıların toplamı alfa 4 alfa 5 alfa artı 90. 5 alfa artı 90'a eşit. Buradan bunu attık buraya 5 alfa eşittir 90 oldu. Alfa da buradan kaç oldu? 0 at 2 ile çarptı değil mi arkadaşlar 5'e bölme kurulu? Yani kaç yaptı? 18 yaptı. Bizden de ne isteniyor zaten? Hüseyin'in ilk belirlediği açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. İlk belirlediği açı zaten alfaydı. Yani cevabımız 18 çıktı. Bak ben şu eski nesil soruyu yeni nesle nasıl çeviririm diye kafa patlattım. ÖSYM'deki soru yazan arkadaş da bunu yapıyor arkadaş. Yani yeni nesil bir soru yazmak istiyorsa eski hali hazırdaki soruları benim bu soru eskiden vardı mesela konu anlatımında. Şimdi ne yaptım? Yeni nesle çevirdim. ÖSYM'de aynen bunu yapıyor. Dikkat et kardeşim böyle böyle yeni nesil soruya da alışacaksın. Tamam mı? Evet böylelikle arkadaşlar doğruda açı konusunu bitirdik. Temel kavramlar ve doğru da açı konusunu bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende açı konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.